Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 217 sıra sayılı kanun teklifinin birinci bölümü hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Gazi Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamın başında Pençe Kaplanı operasyonunu icra eden silahlı kuvvetlerimize başarılar diliyor, Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Türkiye, milletimizin ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları bertaraf etmek, sınır güvenliğimizi sağlamak, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde olmasını temin etmek için uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hakkını kullanmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyor ve inanıyoruz ki kim ne derse desin bu kararlılıkla Türkiye terörü bitirecek, teröristlere ve terörden medet umanlara hak ettikleri cezayı verecek ve bu beladan milletimizi kurtaracaktır. Değerli milletvekilleri, ülkemiz tüm dünyada yakıcı etkisini gösteren COVID-19 salgınına karşı milli bir dayanışma ruhuyla etkili bir mücadele yürütmekte, salgının ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için tedbirler almaktadır. Bu kapsamda salgın nedeniyle pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de üretimi ve çalışma hayatını durdurabilecek ve hizmetlere erişimi engelleyebilecek tedbirler uygulanmıştır. Bu durum elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar, bankacılık ve finans sektörü ile sermaye piyasalarından hizmet alan, ticari işlemlerini, para ve fon transferlerini şube üzerinden gerçekleştiren müşterilerin hizmete erişim sorunu yaşamalarına yol açmış, gerçekleştirilemeyen işlemler sebebiyle zincirleme mağduriyetler söz konusu olabilmiştir. Kanun teklifiyle bu mağduriyetleri gidermek üzere elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlarla birlikte finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi ve finansal hizmete erişim ile kullanmanın uzaktan erişim araçları üzerinden sağlanabilmesi mümkün hale getirilmektedir. Bununla birlikte uygulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlenirken uluslararası literatürde kimlik doğrulama yöntemleri olarak güvence sunduğu kabul edilen parola ve şifre gibi kişinin bildiği, donanım, telefon, uygulama gibi kişinin sahip olduğu, parmak, göz ve ses izi gibi kişinin biyometrisi faktörlerinden asgari ikisinin bir arada kullanıldığı yöntemlerden yararlanılması unutulmamalı, vatandaşlarımızın hakkı korunmalıdır. Teklifin birinci maddesiyle Vakıflar Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın kamu ihale kanununa tabi olmadığı düzenlenerek kamu bankaları arasında uygulama birliği sağlanması öngörülse de bu konuda sık yapılan münferit düzenlemeler yerine kanun bütünüyle ele alınarak ihtiyaçları dikkate alan, kamu menfaatlerini en üst düzeyde koruyan ve daha etkin bir ihale sürecine imkan veren şekilde düzenlenmesi daha uygun olacaktır. Teklifin ikinci maddesiyle 2020 yılında meydana gelen ve Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerimizi etkileyen depremde zarar gören binalarda zorunlu deprem sigortası aranmaksızın AFSD'lere destek verilmesine imkan sağlanmakta, bu nedenle oluşan mağduriyetler giderilmektedir. Bununla birlikte son yaşadığımız Bingöl Karlıova merkezli depremden etkilenen yerlerin de madde kapsamına dahil edilmesi gerekli bulunmaktadır. Teklifin dördüncü maddesiyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeleri bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek ikrazen özel tertip devlet iş borçlanma senetleri için bütçe kanunundaki başlangıç ödeneğinin %3 oranındaki limitin %5'e çıkarılması öngörülmekte, böylece gerektiğinde kullanılmak üzere 21,6 milyar TL ilave kaynak oluşturulmaktadır. Teklifin 5. maddesiyle idare adına kesin tesciline karar verilen kamulaştırma işlemlerinin yargı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların hakkaniyete uygun olarak
çözülebilmesi imkanı getirilmektedir. Bir diğer düzenleme ile de yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın kısa süreli çalışmalarından dolayı aylık bağlanamamasının veya bağlanmış aylıkların kesilmesinin önüne geçilmektedir. Çek kanununda yapılan düzenlemede ise ödenmeyen çek bedellerine ilişkin olarak borçlunun ödeme imkanının, alacaklının da tahsil imkanının güçlendirilmesi hedeflenmekte. Bu amaçla 5941 sayılı çek kanununun geçici 5. maddesindeki 3 aylık süreler 1 yıla çıkarılmaktadır. Hatırlanacağı gibi 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek suçlarının infazı durdurulmuş, borçlunun 3 ay içinde çek bedelinin 1/10'unu, kalan kısmını ise 15 eşit taksitte ödemesi halinde cezanın kaldırılacağı hükme bağlanmıştı. Diğer önemli bir düzenleme ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin almadan tütün ticareti yapan üreticiye yönelik ceza uygulamasının 1 yıl süreyle ertelenmesi suretiyle üreticinin mağdur olmasının önlenmesine yöneliktir. Teklif ile ayrıca kitlerde iç denetim sistemi getirilmektedir. İç denetim, idarenin denetim yoluyla kendisini geliştirmesinin önemli bir unsurudur. Halen bakanlıklarda 5018 sayılı kanuna göre uygulanan iç denetim, kitlerde yasal altyapısı olmadan uygulandığı için yapılan iş ve iş yapanlara ilişkin bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Düzenleme ile iş denetim kitlerde de yasal hale getirilmekte ve iş denetçilerin sorunları giderilmektedir. Kanun teklifiyle üst kademe kamu yöneticilerinin görevden alınmaları veya görevlerinin sona ermesi halinde tabi olacakları hükümlerin yeniden belirlenmesi ve bu nedenle oluşan farklı uygulamaların yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi de öngörülmektedir. Bununla birlikte daire başkanı ve bölge müdürü gibi orta düzey görevlerde bulunup farklı düzenlemelerle tabi tutulmuş olanların da kapsayacak şekilde düzenlemenin genişletilmesi bazı hak kayıplarının önüne geçebilecektir. Esasen bu ve benzeri sorunlara kalıcı çözümler getirilmesi, kamu personelinin statü, ünvan ve maaş gibi hukuki ve mali statüsünü ilgilendiren hususların tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ve bütüncül bir anlayışla ele alınması halinde mümkün olabilecektir. Sayın milletvekilleri, COVID-19 salgını başta sağlık olmak üzere iktisadi ve sosyal anlamda tüm ülkeler üzerinde halen devam eden yıkıcı etkilere yol açmıştır. Dünya Bankası'nın Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin de yer aldığı Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda salgının küresel ekonomiyi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en derin ekonomik durgunluğa soktuğu belirtilmiştir. Bilindiği üzere yakın zamanda Türkiye ekonomisi 4 ayrı operasyona maruz kalmıştır. Buna rağmen 2019 yılını pozitif yönlü büyüme ile kapatan Türkiye ekonomisi de şüphesiz yaşanan bu daralmadan etkilenmektedir. Bununla birlikte Mayıs ve Haziran aylarında açıklanan bazı öncü göstergeler yaşanmakta olan sıkıntılarla birlikte önümüzdeki süreçte Türkiye ekonomisinin süratle toparlanacağına işaret etmektedir. Nitekim Mayıs ayında ekonomik güven endeksi ile birlikte tüketici, reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve inşaat sektörü güven endeksleri %30'lara varan oranlarda artış göstermiştir. İnanıyoruz ki ülkemiz Türkiye hasmı çevrelerin beklentilerini boşa çıkararak bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişimiyle başlatılan işgal planının çok cepheli olarak devam ettirildiği süreçte tüm meydan okumalara karşısında durabilmiştir. Başta milli güvenliğimiz ve terörle mücadele olmak üzere etkin kararların alınması kolaylaşmış, ekonomik operasyonlara karşı konulabilmiş, COVID-19 salgını ile dünyanın gıpta ettiği etkili bir mücadele yapılabilmiş, aynı zamanda da vatandaşlarımızın huzur ve refahına dönük yasal ve idari düzenlemeler süratle gerçekleştirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ekonomi politikalarımızın merkezine insanı koyuyor ve toplumsal refahın artırılmasını,
çağdaş dünya nimetlerinden bütün vatandaşlarımızın yararlanmasını, ekonomik ve sosyal politikaların da buna göre tanzimini gerekli görüyoruz. Bu düşüncelerle desteklediğimiz kanun teklifinin